Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar kampına başlıyoruz. Daha doğrusu bu bir giriş videosudur. Bu giriş videosunda işte kampta kaç video olacak, nasıl olacak, her gün mü yayınlanacak gibi gibi soruları cevaplayacağız. Nasıl çalışmalıyız gibi soruların cevaplarını bu videoda bulacaksınız. Şimdi videoya başlamadan önce bir özürlerimi dileyim size. Normalde ben Ramazan'ın ilk günü başlayacak diye video çekmiştim ama hani reels çekmiştim Instagram'da ve YouTube'da yayınlamıştım. Ama baskı aşamasındaki sıkıntılardan dolayı bir hafta gecikti. Bunun derslerin başlangıç tarihi ne zaman olacak? Önümüzdeki pazartesi günü. Yarın Ramazan'ın ikinci haftası pazartesi günü başlıyor. Ben kitap elime gelmeden Ramazan'dan önce bir rahat rahat çekeyim dedim. 8 günü kitapsız bir şekilde çektim. 8 gün çektikten sonra da bunun giriş videosunu şimdi çekiyorum. Size öncesinden de videoları da çekmem de iyi oldu. Hem Ramazan'dan dolayı hem de işte kitap nasıl gidiyor, nasıl akıyor? Bunu tam anlamıyla size iyi bir şekilde aktarabilmem için güzel oldu. Evet kitabımız bu şekilde gençler. Ee, geometri full tekrar. 21'e 27 boyutlarında. Ve kitabımız kaç sayfa şöyle bakacak olursak 192 sayfa. Yani tam bir kamp gibi aslında. Bildiğiniz konu anlatımı kampı gibi ama sizi çok fazla yormayacak. Evet gençler kitabımızda toplamda 20 günde bitireceğiz. 20 gün her gün 2 video olacak şekilde bitireceğiz. Öncelikle bu açıklamaları yapayım. Na, peki nasıl olacak hocam? Bakın şöyle kitabın içerisini gösteriyorum size. Biraz sonra pdf'de de göstereceğim. Şöyle bakacak olursanız önce bir tekrarımız olacak. Kısa bir tekrarımız olacak. Kısa da kısa tekrarlarımız böyle 10-15 dakika falan sürecek. Yani her konuda böyle bir sayfa iki sayfa mutlaka bir konu anlatımı olacak. O konu anlatımını buradan göreceğiz. Ondan sonra konu anlatımından sonra ne var? Bakıyoruz. Klasik sorular var. İşte günün ilk videosu bu şekilde olacak. Özet. iki sayfa. Sonra iki sayfa ve üç sayfa. Ne olacak? Böyle klasik sorulardan şöyle bir konuyu iyice te tekrar etmiş olacağız. Yani anlamış olacağız. Ondan sonra ne geliyor? Şöyle. Bak bu da klasik bir soru tarzları. Sonra ikinci videoya geçeceğiz. İkinci videoda da tamamen yeni nesil sorulardan oluşan soruları size anlatacağım. Evet görüyorsunuz burada da. Bakın üçgende doğru da açı üçgende açı da 1 2 3 ondan sonra 4 5 sayfada ne var? 5 sayfada yeni nesil sorular var. Ondan sonra diğer konuya geçiyoruz. Diğer konuda da konsept aynı Kısa tekrar 10-15 dakikamızı alacak. Klasik sorular ilk video. Sonra ikinci videoda da yeni nesil sorular olacak. Mükemmel bir şekilde akıyor söyleyeyim. Peki hocam biz bunu nasıl yapmalıyız? Önce bir pdf'e geçeyim sizinle birlikte isterseniz. Pdf üzerinde nasıl çalışmamız gerektiğini de size göstereyim. Pdf'e bakalım. PDF üzerinden de hemen görüyorsunuz şöyle kısa özetler 1 ve 2 sayfada devam ediyor. Bütün her şey yine burada var. Ardından klasik sorular bu şekilde gidiyor ya. Benim size tavsiyem Öncelikli olarak şöyle özet kısmını benden eğer konu anlatımını dinlediysen özet kısmını şöyle kendin bir bak kendini doldurmaya çalış. Özet kısmını da kendini halletmeye çalış. Ya hocam özet kısmında ben sizden dinlemek istiyorum diyenleriniz varsa ne yapacak? Berle birlikte hızlı bir şekilde bak 1.5x ya da 2x ile hızlı bir şekilde özet kısmını hallet. Yani 15 dakikalık kısım sana böyle 7-8 dakikaya denk gelsin hatta 5 dakikaya denk gelsin. Hızlı 1.5x ya da 2x ile git bence. Ondan sonra ne yapacaksın? Bu konu anlatımını beraber hallettiysek eğer soruların çözümlerini sen kendin yapacaksın. Soruları tek tek çözeceksin. İlk önce klasik soruların çözümlerini böyle gel, çöz. Klasik soruları çözdükten sonra dur. Çözemediğin soruları benim kanalda izle. Ondan sonra ikinci video. Yeni nesil sorulara geldin. Yeni nesil soruları da ilk önce kendin çözüyorsun. Kendin çözdükten sonra da bak böyle çözdün, 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 çözdün. Çözemediğin soru var. Ya da çözdün, yani daha kısası var mı acaba? Kenan Hoca'nın bakış açısı nasıl acaba? Diyebileceğin sorularda da mutlaka ama mutlaka oradaki sorulara bak. Tamam mı? Yani belki benden daha kısa, daha güzel bir teknik öğreneceksin. Oradaki çözüm yöntemi sen çözsen bile önemli ve değerli. İşte PDF bu şekilde ve çalışma sistemimiz de bu şekilde olacak. 20 gün çok güzel bir şekilde geçecek. Bak daha öncesinde çözdüğüm kanıt da bu. Dik üçgende mesela böyle e, tekrar mı yapmışım? Şurayı silmeyi unutmuşum. Ondan sonra tekrar görüyorsunuz 2 sayfa sonra klasik sorular 1, 2, 3 sayfa mesela. Tekrarla klasik soru 3, 4 sayfa. Oo. 6 sayfa ne oluyor? Birinci videoda işleyeceğiz mesela. Sonra dik üçgen tabi biraz ağır. Videosu da büyük ihtimalle ağır derken çok soru var. Videosu da büyük ihtimalle çok fazladır. Yani 40 dakikayı geçmiştir. Ama 40 dakika senin için önemli değil ki. Sen dediğin teknikle çalıştığın zaman belki de videoların 10 dakikasını izleyeceksin. Toplamda hep bir topu 10 dakikasını izleyeceksin. O yüzden videoların uzun olmasına falan bakma. İşte PDF'de bu şekilde yani sen de PDF üzerinden bu şekilde de çalışmalarını yapabilirsin. Kitap olduğu zaman tabii ki daha hızlı ve daha seri olacaksın. Tabii ki kitap alıp almamak senin elinde. Tekrarımızda bizler bu şekilde yapacağız. Tamam mı gençler? Şöyle bir kendimi de büyüteyim bakayım. Niye büyüttüm? Kitap bu şekilde ya. Kitabımız bu şekilde ya. Bu kitap tekli olarak da satılıyor. Aynı zamanda diğer arkadaşların kutu olarak da satılıyor. Bunların linklerini size koyacağım. Yani şöyle şöyle kutu. Kutuda ne yazıyor? TYT 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 full tekrar yazıyor ama benim kitap TYT AYT full tekrar. Yani bende iki tane hem TYT'yi hem de AYT'yi aynı anda göreceksin. Diğerlerinde kimler var? İşte doktor biyoloji sonra ben sonra Mert Hoca sonra VIP fizik başka kimya adası ve Türkçenin matematiğinde TYT. Bu, bu kitapta mevcut. Hatta şöyle kitaplara bakalım. Diğer hocalarımız da tanıtmıştır büyük ihtimalle. Yeşil. Böyle türbe rengi. Kim? VIP fizik. Kitabın sayfasını falan hocamız kendisi tanıtır zaten. Sonra bakıyoruz. Renginden belli bir bayan rengi. Türkçenin matematiği. Sonra başka kim var burada bakalım. Şu renk kimdir bu renk? Kimyadır büyük ihtimalle. et evet, Kimya arası çıkıyor kutudan. Sonra kutudan başka matematik. Mert hocanın TYT matematik kampı. Politekrar kampı. Ve sonra benim kitap. Ve sonra da şu şekilde biyoloji hep üvey evladız diyor. <laughs> Barış hocam yine sona kaldım valla. Üvey evlat yani... Doktor Biyoloji Barış Hoca'nın da kitabı bu şekilde Hocalarımız kitaplarını zaten tek tek tanıtır. Kutu aldığınız zaman da bu şekilde kitap linklerini de ben size koyacağım. Evet gençler full tekrar Ramazan ayında çok güzel bir şekilde bitecek. Bu arada kutunun içinden ne çıkıyor? Şöyle bir böyle bir F10 çıkacak. F10 yayıncılık diye bir şey çıkacak. Reklam değil. Hop açtığımız zaman ne görüyoruz? Şöyle ters bir. Evet burada programları da görüyorsunuz arkadaşlar. Tek tek görüyorsunuz burada programları da. Birinci gün için ikinci gün üçüncü gün diye gidiyor. Ee, benim dediğim gibi tekrardan söylüyorum 20 gün sürecek her gün 2 video İlk video dediğim gibi Kısa özet klasik soru İkinci videoda da e, ne olacaktı Yeni nesi sorular olacaktı Biz bu şekilde dağıttık her gün e, Bir hocanınkini bu şekilde şey yapabilirsin e, Matematik tabi Full 30 gün dolu Ondan sonra geometride boşluklar var Her bölümden sonra boşluk bıraktım ama ben Ardışık olarak tam tamına Böyle o boşluğu siz de verebilirsiniz Ki bence verin ben 20 gün boyunca ard arda size videoları yayınlayacağım. Haberiniz olsun. Sonra diğer hocalarımız da yine aynı şekilde. Türkçede böyle boşluklar var. Fizikte, kimyada, e fizikte, kimyada, biyolojide de şöyle boşluklar var. Bu şekilde e bu da sizin için güzel bir şey olacaktır. Yani şu programa baktığınız zaman böyle tik atmak bile sizin için çok heyecanlı olacaktır. Bu program da size özel hazırlanmış bir program arkadaşlar. Programı da lütfen es geçmeyin. Evet gençler, ne yapıyoruz? Başlayacağız mı? Geometri full tekrara başlayacağız mı? Başlayacağız. Ama bak bazılarının arkası, e, aklında deli sorular var. O deli soruları da şöyle bir cevaplayayım. Şimdi bazı tip öğrenciler var. Yani mesela geometriyi şu ana kadar bitirmiş olan veya bitirmek üzere olan. Mesela analitik geometri kalmıştır ve de katı cisimler kalmıştır. Hocam konular bittikten sonra mı başlayayım ben buna diye sorabilirsiniz. Hayır. Şimdiden o son iki konu kalsa bile lütfen al bu kitabı full tekrara başla. Tamam çok faydasını göreceksin. Hocam konular bitmedi. Hayır. O konuları da sen zamanı geldikçe bitireceksin. Ama önceki konuları da bunun sayesinde sağlamlaştıracaksın. Sonrasında ne olacak? O konu da bitecek. Aynı anda çalışmaya devam edeceksin. İşte atıyorum analitik bitecek. Analitikteki kitabındaki soruları çözeceksin. Ardından gelip bunu da dinleyeceksin. Eksik hiçbir parça kalmayacak. Peki hocam. Ben geometride sadece ve sadece üçgenleri bitirdim. Ya da geometriye hiçbir şekilde ee, tam olarak başlayamadım. Başlasam da yarıda bıraktım diyenleriniz olacaktır. Sadece ve sadece bu kitap yeterli mi? Valla yeterli olmayabilir. Onu söyleyeyim. Ama ben böyle kitap fuarlarına gittiğim zaman öğrencilerden şunu duydum. Hocam geçen sene full tekrar kampınıza katılarak geometride böyle 7-8 tane net yaptım Allah razı olsun de oldu. Ama bence ben eee kitapların da çözülmesi taraftarıyım. Konu anlatımı ve soru bankası var ya elinde konu anlatımı olan mutlaka o konu anlatımındaki soruları görsün. Veya benden değil de başkasından dinleyen arkadaşlar. Ya ekstradan bir kitaba daha ihtiyacınız vardır. Bakın ÖSYM'yi çok güzel analiz ettiğimizi düşünüyoruz. Biz bu ekiple kafa kafayı verip işte ÖSYM ne yaptı? Son 10 yılda 12 yılda ne yaptı? Bunun çalışmalarını zaten daha önce yaptık ve kitaplarımızı da buna göre hazırladık. O yüzden oradaki konu anlatımındaki ya da soru bankasındaki sorular gerçekten çok değerli. Ellerinde o kitaplar olan varsa mutlaka mutlaka bitirsin. Olmayanlar da varsa mesela A hocasından dinledin, konu anlatımı kampı yaptın. E, hala daha eksiklerim var. Benim konu anlatımını ya da soru bankası kitabını da alıp oradaki sorularla da kendini yine geliştirebilirsin. Videolarını izlemek zorunda değilsin. Soru bankası gibi düşünüp oradaki soruları da çözebilirsin. Çünkü oradaki sorular analiz, ÖSYM'nin analizi yapılaraktan ÖSYM daha öncesinde ne sormuş, bundan sonrasında ne sorulabilir gibi mantıklı sorular var orada. Yani sizi tam anlamıyla ÖSYM'ye hazırlayacak sorular var. E, tabii ki bu kitapta da aynı şeyler var. E, ama oradaki sorularda çok değerli. Kitaptaki o soru bankasındaki kitabında ya da konu anlatımındaki kitaptaki sorularla bu kitaptaki sorular aynı mı hocam diyenlere de hayır tamamıyla farklı farklı bakış açısında Farklı sorular yazıldı burada. Haberiniz olsun. Evet dediğim gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Ama ya hocam ben bu zamana kadar hiç çalışmadım. Yani e, şey de yapamam diyenleriniz varsa. Konu anlatımını da götüremem diyenleriniz varsa. E o zaman ne yapacaksınız? Mecbur buna kaldınız. E, ne yapacaksınız? Buna çalışacaksınız. 20 günde bu işi bitireceksiniz. Ama bitirdiğinizde ben full ya da fulle yakının garantisini veremiyorum. Normal konu anlatımını veya soru bankasını bitirenlere full ya da fulle yakının garantisini verirken. Bu kitapta maalesef veremiyorum. Ha belli de olmaz. Bir sürpriz yaparsın. Kule yakında yaparsın. Ama bu kitap bittikten sonra 5, 6, 7 netlere kadar da ulaşabilirsin. Hem TYT'de hem de AYT'de. Sıfırsın. Hiçbir şey yapamayacaksan son çaren bu olsun. Gel ya netine net katacak olan bir kitap diyebiliriz. Bir kamp diyebiliriz. Çünkü konu özetlerinde de yani konu tekrarı olsa bile biz yine olayın mantığını söylüyoruz ezbere şu kural var hadi bunun sorularını çözelim demiyoruz. Yani biz tekrarımızı yaparken orada önemli olan ispatları da mutlaka mutlaka yapıyoruz. Tekrar kamplarında zaten bunu göreceksin. Evet olay bundan ibaret. Full tekrar kampları çok önemli. O yüzden bu önemi siz de verin. Ramazan ayında kendinize bir düzen oluşturup lütfen şu kamplara güzel bir şekilde katılın. Ne zaman başlıyor? Ramazanın ikinci haftası başlıyor. Linklerde videonun açıklama kısmında bulunacak. E o zaman ne diyoruz? Ramazan'ın ikinci haftası. ilk pazartesi günü kamplarda hem benim kampım hem de diğer arkadaşların kamplarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.